Evet. Şu bekleme anını çok seviyorum. Böyle insanları çağırıyor. Ben açıkçası söylemeyeceğim. Yani birkaç dakika seni izliyorum sadece. Acaba bir şey yapacak mı? Böyle bekleyip gelin. bir dakika. Joker. Hayca gelin. Alem dergisi. Baya fucking coolsunuz. Bu iki loser deliye sayfanızı emanet ettiğiniz için gerçekten wow. Şu an accountlar bende, kaçıyoruz. Alıp her aynen. Şeyi kaçacağız. Gidiyoruz Maldivlere. Peki bizim ne kadar sıkıcı adamlarımız ne kadar sıkıcı hiçbir şey yapmıyormuşuz değil mi? Olduğumuz... Sadece duruyormuşuz böyle. Hayır, arka fonlarımız yani aynı odadayız aslında. Arka fon beyaz. O kadar korkuyoruz. What's up? Wow. Mu? Ne haber? Monsieur Kerem. İyi, iyi. Gayet iyi. Nasılsın? İyiyim. İyi. Bayağı ben bayağı şey takılıyorum yani. Ben bu karantina döneminde yaptığımız toplantılar olsun, live'lar olsun falan filan yani bildiğin yani bu. Yani bu halde. Yapabilmek ne kadar güzel. Yani şunu diyorsun, ne kadar çok kasıyormuşuz boş yere. Yani abi zaten gömlek bence bitti artık. Bu tişörtünle yıkılıyorsun. Ha evet. Aynen göstermeye çalışıyorum. Evet, aynen bro. Evet. Yani... İnanamıyorum şu an. Oo, bir dakika. Hande Erçel'i mi gördüm? Nasıl yani? Yok muydu senin? Oh shit, bak Kerem Zoom dersimiz yok muydu? Seni burada buldum. Hepsi burada i̇şte... yakalayacak seni. Hepsi. Hande, evet, çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Sen tanıyor musun Hande'yi? Hande ile tanışmadık daha önce. Ama tanışmak çok istiyorum. Muazzam, müthiş bir insan. Yani bana da geçen gün olağanüstü dedi ki şunu demek istiyorum. İlk ben olağanüstü dedim Hande'ye. Ama ikiliyorum şu an. Gerçekten olağanüstü bir insan. Yok kendisini çok seviyorum ve açıkçası acayip heyecanlıyım. Çünkü onu bir dizi çekeceğiz ve... Öyle mi? Bayağı fucking cool olacak. Gerçekten. Aynen. Ben bu kaza... Ya, paylaşabiliyor musun? Bilmiyorum. Ha? Neyi? Yani biraz neyi olayın ne olduğunu falan, konuyu bir şey söyleyebiliyor musun? Yani sürpriz. Tür ne? Onu bile söyle. O da bu. Yani şu romantik komedi. Okey. Bir romantik komedi. Ama şey... yani boşver ya. Şimdi biz konularımızı konuşalım. Zaten ona geleceğiz. Hande eğer hala buradaysan yıkılıyorsun. Yes brother. Öncelikle şunu demek istiyorum. Herkesin bayramı çok kutlu olsun. Umarım en sağlıklı, en güzel, en sevgi dolu şekilde geçirebilirsiniz. Biliyorum zor bir süreçten geçiyoruz hepimiz. O yüzden yine de o şeyleri çiğnemeyelim. Kendimi bir neden böyle bir vazifeye edindiğimi bilmiyorum şu an bu şeyde. Yani bu bir şey eklemek ister misin bayramla alakalı? Evet abi, yani herkesin bayramını kutluyorum. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz ama işte iyi olmak lazım ve iyi olacağız. O yüzden de iyi hissetmek en önemli. Bence artık en büyük hazinemiz iyi hissetmek abi. Ben buna inanıyorum. Yani iyi hissedip kesinlikle iyi düşünmek. Çok önemli yani. Öyle. Başka mevzulara girmeden önce şunu da demek istiyorum. Sağlık çalışanları, kargodaki çalışan tüm dostlarımız, şu an çalışan herkes, iyi ki varsınız, iyi ki bizi ayakta tutuyorsunuz ve zor bir şey yapıyorsunuz. O yüzden şey, yani onlara da bir çok teşekkür etmek istiyorum. Okey, neyse. Kerem heyecanlanınca yani diyor. Ben de artık yani böyle bırakayım. Bak şöyle, evrelerim var. Kerem heyecanlanınca yani diyor. Herkes gülsün şu an canlı yayında olan herkes. Kerem dikkat edin. Heyecanlanınca sürekli yani. Yani diyorum, çok yani. Hak ettin diyor. Çok yani. Okay.
Kendimizde barışık insanlar. Abi büyük barışız. Okay. Abi yani baksana şu an çok acayip değil mi? Yani evet bir yandan dünya karman çorman ama bir yandan da daha önceden kimsenin okey olmayacağı şeyler okey olmaya başladı. Dijitalleşen dünyanın en üst boyutuna geçildi falan bilmiyorum. Ben bir yandan da heyecanlanıyorum yani. Özellikle genç bir şeyler yapmaya çalışan insanlar için de bir yandan da pozitif durumlar da var yani. Kesinlikle. Ne bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Çok acayip şeyler oluyor. Yani kimse farkında mı? Abi ama çok heyecanlanıyorum biliyorsun. Disney'in CEO'su. Farkındayım çünkü her heyecanlandığımda böyle acayip heyecanlı, çok heyecanlı. Yani, ama böyle Disney'in CEO'su, abi Disney'in CEO'su TikTok'a geçti. Yani dünyanın en değerli markasının başın en değerli markasının başındaki en birisi. Yani. Ya en değerlerinden birisinin markasının başındaki birisi tam tersi bir yere geçti. TikTok'a geçti ve inanılmaz bir şey bu yani. Yani değil evet. Hele yani sen yani geçen gün bunu konuşuyorduk telefonda. Hele Disney Plus'ı kurduktan sonra yani şimdi ben şunu merak ediyorum. Kovuldun mu yoksa istekle mi geçti? Hayır kovulma yok. Tam tersi adam herkesin takip ettiği önemsendiği Disney Plus'ı hatta gerçekleştirmiş. Bilmeyen varsa Türkiye'de daha bu tarafa geçmedi ama senle biz Los Angeles'taydık hatırla. Her yer Disney Plus'tı yani. Hani işte bu şu an herkes dijitalleşiyor ya ve yeni platformlar ortaya çıkıyor. O yüzden aynen. Çok acayip. TikTok'un tam olarak yani daha birkaç bir hafta önce şey yani ne olduğunu anladım. Ama ben galiba biraz şeyim. bilmiyorum. Ben alışamıyorum bu tarz şeylere ya. Yani biraz zor geliyor. Ama tabii yani dediğin şey öyle önemli. Diyorsun çünkü şu an live'deyiz. Disney'nin CEO'su TikTok'a geçmesi yani şunu gösteriyor. Bir yani adam mı kadın mı? Adam. CEO'su. Okay. Aynen adam. Şu an hatırlamıyorum. Ama işte bu yenilik abi yani en önemli şeylerden biri yani yeni reklamın değişme durumu işte senle biz mesela bir şey yaptık biliyorsun Under Armour için zaten bütün olayımız böyle hani zaten biz arkadaştık ama biz o reklam filmde acayip bir şey dönüştü yani neler yaşadık sen hatırlasana ya wow yani. Sana hayran kalıyorum ne kadar güzel bir konudan bir konuya geçiyorsun yani yani okay. Sen Nitali'yi tanıyorsun değil mi? Tanımayan. Yani ölsün demek istiyorum gerçekten inanılmaz. Ölmesin. Ölsün yani. Ölmesin. Bu. Ya hayır tanımayan ölsün. Aynen ölmesin. Abi inanılmaz birisi. Bu kadar yani ben şey açıkçası ikinizin komedi yapmasını çok istiyordum. Çünkü sen çok komik bir adamsın ama insanlar çok bilmiyor senin komik bir adam olduğunu bence. Yani daha yeni yeni öğreniyorlar. Hep iyi yanımı biliyorlar. Senin hep yani. Ya gerçekten çünkü hep sen böyle kaslı erkek şeklinde çıktın. Bunu söylemek zorundayım. I'm sorry. Ne? Abi lütfen. Sen istedin. O yüzden de ben inanılmaz bayıldım ikinizin bir arada oluşuna. Yani o çok doğruydu. Aynı Nüket turu da geldi. Nasıl yani? Nüket Hanım sizi seviyoruz. Doğum gününüzü çok kutlu olsun. Bayağı şey burada yani bayağı iki tane şey yani ay bu da geldi o da geldi ne yalakayız şu an bayağı abi bizim nasıl adamlar olduğumuz biliniyor ya yani ben onunla ilgili bir sistem yok yani aynen öyle hem dergisi şu an ofisten çıktı yani artık şey diyorlar yani tabii. Yani artık bayağı bak aynen. Evet, ama biz hani bunları böyle cool adamlar zannediyorduk. No, biz bayağı şey şu an yerlerdeyiz. Aynen'in yeni sezonunu çekeceğiz. Gerçekten? Yeah. Okay, yani yakın zamanda bu. Devam. Güzellikle ben asla yani. Oh, Melissa Shen olsun da geldi. Ben hala yalakalı devam ediyorum. Melissa is in the town. Melissa müthiş bir oyuncu. En son Netflix dizisinde cidden olağanüstü bir iş çıkarttı. Açıkçası ya yani kimse darılmasın ama yani Atiye'de arkadaşım dediği en çok Melissa'yı beğendim. Yani ama yani Ozan açıktan da çok... Ben hepsini beğendim. Ben seviyorum. Hepsini. Çok değerli bir yönetmen. Sağ olsun. Yani bence öyle adamların olması bu ülke için çok büyük bir değer. Türsak'la senaryo sohbetinde ne katıldım? Okey. Bir saat boyunca konuştuk tamam mı? Okey.
Ve sonra tabii ne görüyorsun? Kerem Bürsin duşta ağladı ya da 7 sene sonra çıkan itiraf. Duşta ağladı. Yani cidden, mesela emoji, bu emoji. Yani what the fuck dedim. Yani come on. Evet arkadaşlar, ben duşta ağlıyorum. Yani ve şu videonu çekeceğim ben düşte. Biraz ciddileşeceğim çünkü. Tabii okey. Okay, bunu hemen geçemeyeceğim. İsmini söylemeyeceğim ama bir tane affedersin de salak okay. Ki neyse ya, tam gireceğim ya, boşver giriyorum. All the way. Yani. Çok salak bir şey yazdı. Evet Kerem, sen haklısın. Yani ben de, yani çünkü şu, yani şimdi o nereden çıktı? Bir şeref meselesinde oynadığım rolde yani bir çok ağır bir gün geçti ve şundan bahsediyorduk, yani kendini çok kaptırmamak falan filan ve yani o gece ben yani evde bir şekilde kendime edemedim falan filan ve duşta yani ağladım, yani whatever. Bu çok normal aslında. Yani normal mi değil mi bilmiyorum ama neyse. Boş ver ya. O bir neyse. Okay. Başka konumuz ne? Ben şunu merak ediyorum. Türkiye'de en beğendiğin iki oyuncu. Wow. Olağanüstü ya. Bir soru değil mi? Yani hiç beklemiyordum böyle bir soru. Öyle bir wow dedim ki böyle sanki böyle şey dedim. Ya işte uzaydaki neyse. Ya o kadar zor ki, değişiyor yani projeye ve olaya göre. Yani ama Melisa Şenolsun'u seviyorum. Sebebi ise arkadaşım diye değil. Çünkü ben merak etmem. Melisa gitti abi. Yayında değil. Aynen, onu oynamıyorum. Hayır ama acayip bir içselleştirme potansiyeli var abi. İnanılmaz. Yani bazen öyle bir karakterden başka bir şeye bürünebiliyor ki. Mu. Sadece isim sordum. Hemen böyle şey değil mi? Kıskandın. Kerem Bürsin ya. Kerem Bürsin. Ben demeyecek misin? En iyi ya. Benim olayım Kerem Bürsin'dir. Tişört. Bir dahaki sefer direkt tişörtü giyiyorum. Ben biliyor musun kimi çok beğeniyorum? Kim? Erkeklerden genç jenerasyon, ki genç değil galiba, aynı yaştayız. Metin Akdülger. Abi o, evet, ben de seviyorum. Yani, durdum. Pardon. Aynen. Deyince durdum. Metin deyip yok oldu. Alem Dervisi telefonumu hackledi ve şey diyorlar. Yani bunu bitirmemiz lazım. Şey, Metin Akdülger bence tanımıyorum ama şey çok aynen, ben de tanımıyorum. Bayağı cool, bayağı beğendiğim bir oyuncu. Okay. Asıl senin sevdiğin Türk yönetmenler kim? Yani şey vardı diye böyle klişe olmak istemiyorum ama açıkçası Ege de burada. Ege. Wow. Evet. Nuri Bilge Ceylan kim burada? Ege de gelmiş. Bizim Ege. Tamam. Ya Yalakalık time. Ege. Ege kökenliği çok severim ama. Nuri Bilge Ceylan'ı çok severim. Onun bende şeyi var. Hangi setteydi hatırlamıyorum ama acayip bir fotoğrafçı. Evet. İkimiz de fotoğrafı çok seviyoruz. Aynen. Kitabı var. Benim bana Gaye Sökmen hediye etmişti aslında o kitabı. Ve çok okay. Yani çok hoşuma gitmişti. Olağanüstü bir fotoğrafçı, olağanüstü bir yönetmen bence. Aynı zamanda yazar yani. Kış Uykusu'nu izledikten sonra wow dedim. Başka çok beğendiğim hem oyuncu hem yönetmen Ali Atay. Evet. Onur Saylak. Aynen. Tabii ki. Çok seviyorum. Yani çok başarılı buluyorum. Yani kafasına bayılıyorum, hayranım. Benim onunla ilgili hoşuma giden şey oyuncu olup yönetmen oluşu ve bütün bunları harmanlama kültürünü mesela daha önceden gördüğümüz bir şey değil bizim. Yani Yılmaz Güney'de var bu. Yılmaz Güney'de var. Yani çok fazla kişide yok. Yani Türk kültüründe bu tarz böyle hani hem oyuncu olup hem yönetmen olup, anladın mı? Yani bu cross disiplin denilen konu. Yani disiplinler arası takılma durumu çok önemli bence. En sevdiğin Türk filmi var mı? Türk filmi. Bak herkes evde. Bence birkaç tane ilginç bir şey söylemelisin yani. Yani Kemal Sunal filmleri yıkılıyor. Hala televizyonda zaten yani şey. Yani bak oradaki güzel şey ne olursa olsun film
yani ekrana gelince ve yani ekrandayken yani şu, bayağı kalıyorsun ve izliyorsun ve 2 saat, 1,5 saat geçiyor ve bayağı hala izliyorsun. Yani Kemal Sunal'da acayip bir, olağanüstü bir şey vardı. Abi benim için de öyle. Yani bu arada biliyorsun Kemal Sunal ilk punk kelimesini geçirmeyen ama punk imajını resmeden kişi Türk sinemasında o. Manyakça geliyor bu söyledi mi? Evet. Bir tane karakter var. Böyle garip rockçı gibi gözüküyor ama tipi Mohawk falan. Aynen abi, inanılmaz. Yani Kemal Sunal da zaten böyle acayip ismi, garip bir ismi var. Yani gitarcı bir adamı canlandırıyor işte. Ve yani filmi izleyin, lütfen izleyin buradaki herkes. Yani öyle sahneler var ki böyle. İşte, yani ismini söylersen izleyeceğiz de mi? Ya yani ismini unuttum şu an abi. Heyecanlandım. Evet. Kerem Bürsin'le canlı yayın. O önemli değil. Nilperi'yi çak hemen. Nilperi de. Nilperi. Tamam. Ama çok iyi. Şöyle yapılır. Ama evet, asıl şu an Alem dergisinde olduğumuza göre bari ben de bir şey söylemek istiyorum. Yani bir moda ile ilgili, lifestyle ile ilgili. Abi Dönersen Islık Çal diye bir film var. İzledim mi bilmiyorum. Okay. Abi, İzlemedim. Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçiyor. Bence Türkiye'nin en acayip moda filmi diyorum ben. Fashion movie abi. Netflix show soruyorlar. Fuck, Mindhunter çok güzeldi. Sen şeyden bahsediyorsun yakın zamanda bana. Basketbolcu. Ha, Last Dance. Ama o Netflix'in galiba. ESPN'in ama bilmiyorum. Netflix'te var. Tiger King'i izlemediyseniz Amerika'nın gerçek bir yüzünü görmüş olursunuz. O yüzden kesin izleyin çünkü holy crap. Yani şeyi de beğendim. Hollywood. Neydi? Hollywood muydu ismi? Yanlış söylemiyorum ona değil mi? Verdim. Ona audition verdim. Onu konuşmuştum. Nasıl yani? Verdin mi sen? Geçen sene audition verdim. Hadi canım. Wow. Şimdi bunu ilk defa söylüyorsun yüzden, bana. Yani uzun zamandır konuşmuyoruz Nurcuğum. Neyse. Nilperi. Nilperi. Asıl Hulu'da bir show var. Bunu izlemeniz lazım. Rami diye lütfen izleyin. Rami'dir yani. Şu an yakın zamanda gördüm. Bana bunu söylüyor. Rami izle. Rami is killing it. Yani şu an küfür edecektim ama yani. Şu an alemde oldu. Merak etme. Ben senin için ve herkes için, tüm dünya için şu an küfür ediyorum zaten. Yani evet. Öyle. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi bayramlar. İyi bayramlar. We'll be right back.